e, ee, güzel yorumların %85, %90 e, oranında da sana geldiğini <laughs> biraz gördüm. Biraz tabii senin gibi bir medya deviyle program yapmaya, ilk bölümü yapmanın heyecanı da vardı üzerimde. Estağfurullah. Tekrar güzel yorumunu ileten herkese teşekkür ediyoruz. Ee, çünkü Jarrod Bowen müthiş bir sezon oynuyor. West Ham'ı taşıyor. Ee, Rafinha'yı kesin alırım. Leeds United'da iki sezondur çok önemli fark yaratıyor. Ee, Jota'nın yerine ya Jarrod Bowen'ı alırım West Ham'dan, ya da Watford'da sezon başından beri hiç beklenmedik kadar büyük fark yaratan ve ligde gol krallığı yarışında da üst sıralarda olan evet. e, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i alırım. Bunun dışında Alan Scherer, e, gayet iyi bir liste yapmış. Dediğim gibi benden de çok daha iyi biliyor bu işi kesinlikle. Nesne TV ekranlarında Nesne Premierle bu hafta yeniden karşınızdayız. Premier öne çıkan konu başlıklarını ve tabii ki karşılaşmaları da değerlendireceğiz. Sevgili Erman Yaşarla Erman hoş geldin. Hoş bulduk Sinem nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ayrıca çok da güzel yorumlar aldım seninle program yaptığım için. Ayrıca sana bir kez daha teşekkür etmek istiyorum buradan. Estağfurullah <laughs> ben teşekkür ederim. Ben de hem tüm Nesne takipçilerine teşekkürlerimizi ileteyim. çünkü Evet. İlk programımız hem çok ilgi gördü evet. hem de altında çok güzel yorumlar vardı. Kesinlikle. Gerçekten çok e, iyi bir izlenmeye ulaştığı gibi e, birçok insan çok güzel şeyler yazmış. Programı ben e, birkaç kere de seyrettim. Gerçekten çok Aynen. keyifli akmış muhabbet ama e, güzel yorumların %85, %90... <laughs> oranında da sana geldiğini Oğlum, gördüm. Biraz tabii senin gibi bir medya deviyle program yapmaya, yani ilk bölümü yapmanın heyecanı da vardı üzerimde. Estağfurullah. Tekrar güzel yorumunu ileten herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi bugünkü ilk konumuza başlayalım. Tabii. Ee, Alan Shearer, Premier tarihinin tarihinde en büyük golcüsü, golcüsü diyebiliriz hatta. Ee, bu zamana kadar ki en, en iyi 11'ini açıkladı. Ee, şimdi bu 11'i de ekranlarda göreceğiz. Ee, sen bu 11'i nasıl değerlendirirsin? Sana göre 11 nasıl olmalı? Ee, Alan Shearer'ın 11'ine geçmeden önce benim söylemek istediğim bir şey de var açıkçası. Bunu birkaç dakikadır içimde tutuyorum ama artık tutamayacağım. başta sevgili Seni Yurga olmak üzere ve Seni Yurga ile beraber tabii onun can dostu Ozan German gerçekten uzun zamandır bu stüdyo için çalıştılar. Türlü türlü yerlerde gezdik dolandık. Zaman zaman evde yaptık yayınları. Ama yani şu stüdyoya bakıyorum kitaplar. Premier Lig efsaneleri, çiçekler, böcekler, evet, kurt, masamız. kuş, <laughs> e, evet langırtımız da var. Çok sevimli, çok güzel bir stüdyo oldu burası. Evet, Bunun için de sadece Seni ve Ozan değil tabii ki birçok insan emek harcadı ama e, başta da Sev, sevgili Seni Yurgay'a teşekkür edelim. Elan e, Şerif çok önemli bir oyuncuydu her şeyden önce onu söylemek lazım. E, benim en sevdiğim golcülerden biriydi. 90'ların... E, Hemen hemen tamamında. Hatta 96 ilk, Avrupa Şampiyonası'nda da hatta hı hı. E, zaten gol, en çok evet. gol atan isim seçilmiş. E, 90'ların tamamı ve 2000'lerin başında çok önemli bir figürdü. E, ve şu anda da bir otorite olarak da çok saygı gören bir isim. Sezonun takımına geçmeden önce sezonun şu ana kadarki menajerini Pep Guardiola seçmiş. Evet. E, bir takımı önemli kılan isimlerin başında menajeri gelir çok doğru bir seçim. Yani buna herhangi bir şey kimse söyleyemez zaten. Evet. Şu anda Premier Lig'i açık ara lider götürüyor Manchester City. Sadece açık ara lider de götürmüyor. Geçen hafta da burada biraz girmiştik bu konuya. Çok dominant bir oyunları var. Şu anda dünya üzerinde hı hı. en iyi futbol oynayan, en güçlü oyuna sahip olan 2-3 takımdan biri Manchester City. Bunu ortaya çıkardığı için ve sezonun bu bölümüne kadar da ligi domine ettiği için Alan Shearer'ın Pep Guardiola tercihine menajer tercihine %100 katılıyorum. Evet. Hatta takıma şöyle, önceki ben bir takımı sayayım. Hı hı. Kalede Aaron Ramsdale var. 4-3-3 taktiğiyle dizmiş Alan Shearer. Dörtlü savunma, 3 orta sağ, 3 de forvet oyuncusu. Aaron Ramsdale, Arsenal kalecisi kalede. Sol kenarda Manchester City'den Joao Cancelo. Sağ kenarda Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold. Stoper tandeminde Ruben Dias Manchester City'den ve Chelsea'den Rudiger. Orta alanda Conor Gallagher, Declan Rice ve Bernardo Silva. Hücumda da Muhammed Salah, Diego Jota ve Phil Foden var. Hı hı. Ee, ben bu 11'in neredeyse tamamına katılıyorum. Ee, doğru oyuncular, doğru bir yapı. Birkaç tane itirazım olacak. En geriden başlayalım. Aaron Ramsdale yıl e, bu sezon Arsenal'a transfer olan ilk büyük transferini yapan ve İngiltere'nin çok umutla baktığı bir genç kaleci. Sezonu da damga vuran bir performansı var. Arsenal'ın yükselişinde de çok ciddi bir payı var. Bay Hatta var. bu sezonki 2-3 spektaküler kurtarışlar. belki de spektaküler kurtarışlarda da zirvede olan isimlerden biri. İki beke bakıyorum. Cancelo ve Alexander Arnold sadece Premier Lig'in şu ana kadar değil, bence dünyanın da tüm yani ligler genelinde bu sezon en iyi iki bek oyuncusu. Luis James de sakatlanmadan önce Hı -hı. düşünülebilirdi Alexander Arnold'un pozisyonunda. Ee, Andrew Robertson diyenler olabilir sol kenar için Liverpool'dan Cancelo yerine ama bence bu iki oyuncu farklı evet. seviyedeler. Cancelo'ya Alexander Arnold'a katılıyorum. Ruben Diaz geçen sene Premier Lig'in en değerli oyuncusuydu. Hı -hı. MVP'si seçildi ligin. Evet. Şu anda da müthiş oynuyor. Rudiger Chelsea'de Tuhel geldiğinden beri çok ciddi bir çıkış yaptı. Bernardo Silva belki de Muhammed Salah'la beraber ligin en iyi oyuncusu şu anda. <laughs> ee, hiçbir itirazım yok. Declan Rice ne zaman West Ham United'dan daha büyük bir takıma gidecek o konuşuluyor. West Ham United şu anda dördüncü bu program çekildiği dakikalarda. Evet. <laughs> Ve Declan Rice de bu dördüncülüğün, bu sürpriz dördüncülüğün 2-3 yapı taşından biri. Conor Gallagher muhteşem bir sezon oynuyor ee, Declan Rice için, Bernardo Silva için neler dediysem aynısını Conor Gallagher için de söyleyebilirim. Yani anlayacağım şu 8 adama herhangi bir itirazım yok. Evet. Ben <laughs> dizecek olsaydım muhtemelen 3 aşağı 5 yukarı aynı isimleri seçerdim. Ama öne gelince e, Foden, Salah kenar forvetler. Önde 9 numara pozisyonunda da Diego Jota'yı e, düşünmüş Alan Scherer. Muhammed Salah'a Katılmamak mümkün değil. Demin es, de söyledim. Evet, eski bir gol kralının da hani Forvet'teki isimleri de aslında hani bakalım ne kadar tartışılır. Şimdi şöyle o konuda sana bir noktada katılıyorum. Şimdi Alan Shearer gibi gol atmanın e, A, B, C'sini yazmış bir adamın e, oradaki oyunculara bakışı e, muhtemelen benden daha yetkin ve daha sağlıklıdır diye düşünüyorum. Ya, yani Bir Erman Derman... Kolay Yok estağfurullah. Yani Alan Shearer tabii ki yani bu bu işi bizden muhtemelen bir 20 kat daha iyi biliyordur. Ama e, Muhammed Salah zaten yani kimi, kimi sokaktan etti, soru, soru. Şu, şu bitki görüyordu herhalde <laughs> değerli dostlarımız. Şu bitkiye de sorsak oraya <laughs> Muhammed Salah'ı koyacaktır. Evet. Çünkü Muhammed Salah şu an e, Premier Lig'in en iyi oyuncusu olmayı geçti. Bence dünyanın da en iyi oyuncusu. Evet, Bunu Jürgen Klopp da söyledi. Bunu birçok evet. insan da söylüyor. Yani Lionel Messi, Cristiano Ronaldo tabii ki apayrı kariyerler. Çok başka yerde duruyorlar. Ama güncel form, Hı -hı. aktif form olarak Muhammed Salah, Messi, Ronaldo falan evet. şu anda çok Bilmiyorum net bir şekilde. zaten yani o kadar çok katkısı var ki. O yüzden Salah'ta bir şey yok. Jota Foden ikilisinden bir az itiraz edeceğim var, bir çok itiraz edeceğim evet. var. Evet. Hangileri merak Çok itiraz ediyorum. edeceğim Phil Foden. Şundan dolayı bir Phil Foden Manchester City'de Pep Guardiola'nın sürekli değişen ön bölümü ve rotasyonunun ana parçalarından biri olamadı pek. Yani oynuyor tabii ki Manchester City'de o 16-17 tane çok değerli oyuncunun hepsi oynuyor zaten. Pep Guardiola bu oyuncuları mutlaka sahaya atıyor. Ama şimdi Ruben Diaz takım arkadaşlarından baz alıyorum. Hı hı. Ruben Diaz, Bernardo Silva ve Cancelo Cancel. diğer 3 Manchester City'li. Ruben Diaz, Cancelo ve Bernardo Silva şu anda Manchester City'den çıkarıldığı anda hı hı. Manchester City'de yoklukları net bir şekilde hissedilecek. Aynı zamanda bu sene verdikleri katkı da somut bir şekilde hissedilen yapı taşları takımın. Yani Ruben Diaz ligin en iyi stoperi belki de ya da en iyi köş stoperinden biri, Cancelo en iyi sol kenar oyuncusu, Bernardo Silva da Kevin De Bruyne'nin sakatlıklarla boğuştuğu bu dönemde ligin en iyi orta saha oyuncusu. Phil Foden için bu kadar içime sinerek Diaz, Cancelo ve Bernardo Silva'yı oraya... olmalı diyemiyorsun. Diyemiyorum <laughs> çünkü Phil Foden ne bu oyuncular kadar düzenli oynuyor Manchester City'de Hı -hı. ne de bu oyuncular kadar oynadığı zaman katkı veriyor. Evet i̇şte Arman, çok özel bir yetenek. Erman böyle bir listede de gerçekten o noktada sana da katılıyorum. Ee, gerçekten hani sürekli oynaması ve hani gerçekten katkı veren oyuncular olması gerekiyor. Çünkü hani 11 zaten Hı -hı. 11 kişi. Kesinlikle <laughs> yani Phil Foden çok yetenekli. Ee, daha çok genç ama bir önünde isimler var diyorsun şu an. Henüz hani girebilecek. Ya mesela Jarrod Bowen e, bu sene West Ham'ı taşıyan oyunculardan biri. Rafinha küme düşmemek için çırpınan Leeds United'ta acayip fark yaratan bir oyuncu. Ben mesela Rafinha'yı alırım Fod'un yerine. Jota az itiraz ettiğim oyuncu demiştim. Çünkü Diego Jota hakikaten Phil Foden oranına daha önemli katkı verdi. Hatta Mane'nin genelde formsuz geçirdiği senede ve Firmino'nun da sakatlıklarla uğraştığı senede Muhammed Salah'ın Liverpool'da ön bölümde en büyük yardımcısı. Skor anlamında, asist anlamında Liverpool'u Salah'tan sonra taşıyan ikinci kolon, destek kolonu. O yüzden benim Jota'ya itirazım az olur. ha Ben Jota'yı da almam. Benim Salah, Emmanuel Deniz, Rafinha olur. Ya da Salah Gerard Bowen Rafinha olur. Hı hı. E, çünkü Gerard Bowen müthiş bir sezon oynuyor. West Ham'ı taşıyor. E, Rafinha'yı kesin alırım. Leeds United'ta 2 sezondur çok önemli fark yaratıyor. E, Jota'nın yerine ya Gerard Bowen'ı alırım West Ham'dan ya da Watford'da sezon başından beri hiç beklenmedik kadar büyük fark yaratan ve ligde gol krallığı yarışında da üst sıralarda olan evet. e, Nijeryalı forvet Emmanuel Dennis'i alırım. Bunun dışında Alan Sharrer ee, gayet iyi bir liste yapmış. Dediğim gibi benden de çok daha iyi biliyor bu iş kesinlikle. Olur mu? Ee, olmaz. Bizim... Yok olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet Erman'cığım ikinci konumuzda devam ediyorum. Claudio Ranieri, Watford menajeri. Ozan Tufan'la ilgili bir açıklamada bulundu. Ozan Tufan Premier League seviyesinde oynamak istiyorsa daha çok şey yapmalı dedi. Yani aslında biraz eleştirel bir yaklaşım oldu. Sen neler düşünüyorsun? Sence Premier League'de ne kadar kalıcı olur Ozan Tufan? Ya şöyle, ya diye de girdim ama e, ben burada Ranieri'yi haklı buluyorum biraz. Hı hı. E, son bir ayda birkaç Watford maçı anlatmıştı bir spiker olarak. Şöyle, şimdi Ozan Tufan birincisi kariyerinin hiçbir bölümünde e, fiziksel gücüyle, fiziksel kondisyonuyla çok iyi anılan bir oyuncu olmadı. Demek istediğim şey Ozan Tufan güçsüz bir oyuncu değil. Ozan Tufan gerçekten yapılı ve güçlü bir oyuncu aslında, fizik anlamında sağlam sahada yere basabilecek, fizik anlamında sağlam kalabilecek bir oyuncu. Ama oyununun fiziksel yönüne belki Bursa Spor'da ilk e, Şenol Güneş yönetiminde ortaya çıktığı dönemlerde olabilir ama Fenerbahçe kariyeri de hep zaten evet. ve milli takım kariyeri de hep bu tartışmalarla şekillendi. Evet. Ozan kendine iyi bakıyor mu? Ozan kilo mu aldı? Hı hı. Ozan e, yeterince fit mi sahada yüzünü evet. verebilmek açısından e, şimdi bunu Türkiye Ligi'nde bile tartışılır noktada karşılıyorsanız yani Türkiye Ligi'nde oynarken bile ya da Türk Milli Takımı'nda oynarken bile ya Ozan fiziksel olarak acaba oynamaya hazır mı diye tartışılıyorsa Premier Lig bunun uzayı Tabii. bunun uzayı yani Premier Lig'de gerçekten tırnak içerisinde sahada birbirini parçalıyor insanlar birbirini kesiyor savaş var orada. Şanssızlıklar mı peşini bırakmıyor diyeceğiz ama o da değil. Yani bence ee, kendinde sanki. Hata, yani sakatlıklar tabii arka arkaya yaşadı. Fenerbahçe'de çok formda olduğu bir dönem hocayla yıldızı barışmadı. Arka arkaya oynayamadı. Bu tip oyuncuların bu yaşta yani Ozan çok yetenekli bir oyuncu. Mesela Watford takımının geneline bakıldığında kadroda yetenek skalasına dizilecekse oyuncuları Ozan Tufan ilk 3'ten 4'ten sonra kendine yer bulabilir. 5. en yetenekli oyuncu, 6. hadi bilemedin 7. Daha geriye düşmez. <laughs> 25 kişilik, 26 kişilik bir kadrodan bahsediyorum. Ama e, tüm takımı bütün futbol özellikleriyle ele aldığında Claudio Ranieri yani bu işi yemiş yutmuş Premier Lig'de Leicester'ı şampiyon yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Eğer Ozan'ın e yeterliliğini sorguluyorsa ve oraya koymayıp evet. aşağılara koyuyorsa evet. uzanı, o zaman e, bu benzer bir durumu Cengiz Ünder de yaşadı maalesef. Yaşar. Geçen senede Brandon Rogers Leicester teknik direktörü benzer şeyleri söyledi. Cengiz çok yetenekli, bizim takımımızda en yaratıcı, en yetenekli oyunculardan biri. Top ayağına geldiğinde çok heyecan verici ama sahada kalabilmesi için sağlam olabilmesi lazım. 80 dakika, 90 dakika boyunca o demin bahsettiğimiz savaşın e, ayakta kalan bir unsuru olabilmesi lazım. Cengiz kalamadı. Neyse ki Marsilya'da şu anda kariyerini tamamen yeniden inşa etti. Evet. Tabii ki tempo olarak ciddi bir fark var. Premier Lig temposu başka bir tempo. Ozan'ın bu tempo içerisinde kendini gösterebilmesi ve o yeteneklerini sahaya yansıtabilmesi için ben Ranieri'nin söylediği şeylere katılıyorum. Ee, çok daha sağlam, çok daha çalışan evet. bir oyuncu olması lazım. Olabilecek mi? Kariyerin şu ana kadarki kısmı olumlu konuşmamı biraz zorlaştırıyor. Dilerim, olur, dilerim. Biz yanılırız. Ozan burada artık temiz bir sayfa açar ve Watford'un ve Premier Lig'in kalıcı bir parçası olur. Önümüz ondan yana Tabii, tabii ki, ki. ama. Tabii ki. Ya yani bir Türk oyuncunun orada tabii sürekli bizim oynayan bir oyuncu olması çağlar gibi. Bizim için çok büyük bir e, onur, çok büyük bir e, gurur. Dilerim öyle olur. Evet. Şimdi üçüncü konumuzla devam ediyoruz. Paul Pogba <gülüyor> <gülüyor> yine. Aslında biraz önceki benzer. E, evet benzer. Manchester United'da geçirdiği 5,5 yılda e, sakatlıklarından dolayı tam 81 maçta yer alamıyor. Çok ciddi bir e, maç sayısı. Sence e, Pogba kendine dikkat mi etmiyor yoksa biraz önce Ozan'da konuştuğumuz gibi yine şanssızlıklar onun da mı peşini bırakmıyor? Şimdi 5,5 sezondur Manchester United'da 81 maç dedin. 81 maçın karşılığı şu neredeyse 2 sene. Tabii. 2 sezon yani buçuk sezondur United'da. Bunun iki sezonunu oynamadan geçirmiş demek bu. Yani neredeyse yarı yarıya. Evet. Yani Manchester United'a ikinci kez transfer oldu. Çok ciddi umutlarla ve çok büyük bir bonservisle Juventus'tan geldikten sonra da o bonservisin karşılığını zaman zaman küçük dönemlerde verebildi ama hiçbir zaman genel zaten veremedi. Veremedi. Zaten rakamlar ve işte kaçırdığı süre de ortada. E, kontratı ben, da bitiyor ayrıca yine. Aynen kontrat o. yenilemiyor. Pogba için daha sıkıntılı olan şey bundan 2-3 sene önce Pogba'nın kontratı bitiyor denildiğinde 20 tane kulüp başta Real Madrid çok ciddi ilgi gösteriyordu Pogba'ya. Şu an mesela Real Madrid düşünmüyor pek Pogba'yı. Juventus'a gideceği de konuşuluyor. Yani sanki Juventus onun kariyerinin zirve yaptığı nokta, hı. Juventus onun kariyerinde en başarılı olduğu nokta bireysel oyuncu performansı olarak. Bence sanki yeniden bir tedavi için bu tedaviyi e, sakatlık tedavisi olarak değil kariyerini tedavi etmek evet. ve mental olarak kendini tekrar çok iyi hissettiği, en iyi oynadığı yerde evet. e, hissetmek açısından galiba bence de Juventus en doğru seçim olur. Sorunun cevabına gelince tabii ki bu antrenmanların birçoğunda biz yokuz e, ve ben hani Pogba'nın böyle inanılmaz kendine bakmayan bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü hem Fransa milli takımında hem kariyerinin şu son iki senesine evet. kadar e, o kadar da sakatlanan, o kadar da maç kaçıran bir oyuncu değildi. Hı hı. Ama son iki, iki buçuk senede evet sakat ya sakatlıkta her zaman e, şey arar insanlar. Ya, kendine bakmıyor mu, niye bu kadar? Bazen şanssızlıktır da hakikaten. Evet, yani, gelebilir. Yani dönersiniz sahaya, döner dönmez e, bir de işte sakatlıklar arka arkaya gelmeye başladıkça onun mental... E, iyileşme Tabii noktası ya. da zorlaşır. Yine mi sakatlanacağım? Acaba hiç eskisi kadar iyi olamayacak mıyım? Hani ben %100 Pogba'nın kendine çok kötü bakıyor, partiliyor, işte şunu yapıyor, hı hı. bunu yapıyor. Futbol umurunda değil. Noktasında değilim. Ama şanssızlıklarla beraber kendisinin de kesin bir payı olduğunu düşünüyorum. Ve biraz üzülüyorum Pogba için. Benim hiçbir zaman en sevdiğim, en favori oyuncularımdan biri olmamasına rağmen hı hı. E, çok büyük, çok önemli bir futbolcuydu Paul Pogba. Ama yani 30 yaşına artık e, gelmek üzere olduğu şu dönemde e, bu kadar geriye gitmesi oyununun ve kariyerinin e, umuyorum en azından kalan 5-6 senesinde tekrardan e, yenileyebilir bu e, etkileyici kariyeri. Evet. Ama herhalde United'da kalmayacak kesin gibi. Ee, yani United'da çok fazla bir şey veremedi açıkçası. Evet. Dediğim gibi yani bu 5,5 senenin bazı 3 aylık 4 aylık çok iyi dönemleri var o Pogba show yapıyor. Asistler, goller, sahada gümbür gümbür bir oyun ama hiçbir zaman istikrarlı olmadı bu. Bunun istikrarlı olmaması da Manchester United'ın orada daha istikrarlı bir oyuncuya olan ihtiyacını sürekli arttırdı. Ben de pek kalmayacağını düşünüyorum. Evet, peki. Şimdi son konumuza geçiyoruz. Antonio Conte'nin bir söylemiyle devam ediyoruz. Beni tanıyan herkes kaybetmekten nefret ettiğimi bilir. Bu yüzden her gün kendimden en iyisini istemeye ve bu, bu isteği oyunculara aktarmaya çalışıyorum. Yenilgiden nefret ediyorum. Herkes tabii ki yenilgiden nefret eder ama şimdi Conte gittiği her Kulüp'te çok başarılı olmuş bir menajer. Eee sence Tottenham'da hani bu başarısını ne kadar sürdürebilir? Çünkü bütçe olarak da diğer takımlara oranla daha alt seviyede kalacakları için istediği transferleri de yapabilecek mi? Neler söylersin? Tottenham az para harcayan bir takım. Evet. Söylediğin doğru. Aslında parası çok da yok değil hı hı. ama Başkan Daniel Levy biraz cebinde akrep olan bir adam. Evet. Az para harcamayı ve işte gençler ya da daha ucuz transferlerle iş çözmeyi seven bir adam. Fakat Antonio Conte sezon ortasında Tottenham'a geldiyse bu dönemde de yani bu zaten 2 ay önce olan bir evet. olay. Çok yazılıp çizildi. Antonio Conte mutlaka ama mutlaka belli bir bütçenin sözünü almıştır. Bir buçuk ay önce geldiğinde muhtemelen şöyle bir görüşme geçmiştir. Başkan ben buraya gelmeyi kabul ederim ama bak şampiyonluk mücadelesi verir, verdiğimiz takımlar Manchester City, Guardiola'nın City'si, Klopp'un Liverpool'u, evet. Thomas Tuchel'in Chelsea'si bir de bunların yanı sıra e, işte Manchester United, Ronaldo'lu Manchester United, Arsenal, Bruno Fernandes'te. Ne olursa olsun bu kadroların kalitesinde olmasa da genç bir nüve oluşturup üstüne koymaya başlayan bir Arsenal, sürpriz bir West Ham. Evet. Yani şampiyonluk mücadelesi vermeyecek belki West Ham ama bu sene e, konuşuldu. Oldukça güçlü bir takım. Hı. Şimdi bizim bu takımların arasında bu yarışa girebilmemiz için bu kadroyla bunu yapamayacağımız çok aşikar. Hı hı. Benim en azından 300-400 milyon hemen değil belki ama 1-1,5 bir, bir sene içerisinde çeşitli transfer pencerelerinde 2 yani ay sonraki ara transferde belki 2 oyuncu 100 hı. milyon Yaz döneminde belki evet. 250 300 milyon 3 4 oyuncu daha. Sonraki pencerede belki bir oyuncu daha. Bu takımın %40 %50 değişmesi gerekir ki biz City ile, Liverpool, Chelsea ile, ManU ile o masaya oturup şampiyonluk şeyini konuşabilelim, mücadelesini verebilelim. Daniel Levy de şunu evet. dediyse Antonio Conte'ye, deseydi Antonio Conte bugün orada olmazdı. Yok Antonio biz öyle yönetilmiyoruz. Ben yani 2 3 senede 300-400 falan harcamam oyuncu oyuncu maksimum iki tane alırsın. Antonio Conte de derdi ki güzel kardeşim size hayatta başarılar. <laughs> ben artık Manu'ya mı giderim nereye giderim? Evet. Bakın Antonio Conte buradaysa hem Paratici'den e, futbolun başındaki isim hem de başkandan bu sözü almıştır. Yani önümüzdeki 1-1.5 bir, bir sezonda Tottenham'dan 4-5 tane çok iyi transfer ve 200-300 milyon civarında toplamda bir harcama göreceğiz. Bu kesin. Evet. Ben buna kesin gözüyle bakıyorum. Inter'den bakayım. de, Inter'de çok fazla katkı veremeyen ama hani transfer yapmak istediği birkaç isim de var ayrıca. Yine. Inter'de çok iyi çalıştığı ve çok randıman aldığı isimler var. Bunların başında Lukaku da geliyor ve Lukaku Chelsea'de bir kriz yarattığı için, Harry Kane de Tottenham'dan evet. ayrılmayı düşündüğü için, acaba Kane'i bir yere gönderip City olur, başka bir yer olup, Lukaku en iyi çalıştığı ve en iyi performansını gösterdiği Conte ile Tottenham'da buluşur mu? Bu sorular var. Ben şunu söyleyeyim... Bir orta saha oyuncusu kesin, bir savunma oyuncusu kesin ve iki kenar oyuncusu kesin alacaktır. Çünkü o kanat beklerle oynuyor. Şu anda sağ kanat bekle Emerson oynuyor. Kesinlikle Conte'nin düşüneceği tipte bir oyuncu değil. Elde o var diye onunla oynuyor. Öne bir oyuncu mutlaka isteyecek. Orta sahada iki tarafını da oyununu oynayabilen bir oyuncu mutlaka isteyecek. Savunmaya bir oyuncu mutlaka isteyecek. İki kenara da yani 5-6 oyuncuya... Conte'nin kendi kafasındaki takımı yapabilmesi için ihtiyacı var. Ha bunu hemen yaz döneminde yapmayacak. E hemen bu kış küçük transfer penceresinde yapmayacak. Hı hı. Muhtemelen 2-3'ünü tamam. yazın alacak. Birini burada alır. Bir iki tanesini belki gelecek senenin kışında alacak. Bu biraz zamana yayılacak. Evet. Öyle tık diye Manchester City olamazsınız. Tabii. Tık diye Liverpool olamazsınız. Ama Conte bunu 1-1,5 bir, bir senede, 2 senede çevirebilecek kudretli bir menajer. Benim de çok sevdiğim menajerlerden biri. O yüzden ben Conte'ye ve Tottenham'a inanıyorum. Evet bakalım Tottenham ilerleyen sezonlarda nerelere yükselecek. Şimdi Ermağacığım konu başlıklarımızın <laughs> sonuna geldik. Evet. Premier Lig'de bu hafta öne çıkardığın karşılaşmaları da alalım Şimdi sen benden daha iyisin bu konuda. Abi, Yok yani Hem Twitter'da abi. görüyorum, hem işte e, Instagram'da görüyorum. Orada Senden burada... böyle bir şey duymak. Aynen. Çok teşekkür yani ederim. Yani ma maç tahmini yapmak, maçın o kokusunu <laughs> almak, hissetmek, iddia anlamında tahminini yapmak farklı bir iş. Hani ben maçı iyi anlatırım, maçı iyi okurum, o başka bir şey ama iddia işi başka bir şey. Oralarda ben hiçbir zaman çok e, iddialı olmadım. Üç tane maç seçtim. Senin de e, görüşünü merak ediyorum. Birincisi ya iki tanesi zaten derbi maçı haftanın evet, çok önemli maçları. Evet. Biri Chelsea Manchester City. Hı hı. E, bence e, Manchester City zaten artık e, işi e, koparma noktasına doğru yaklaştı. Kesinlikle. E, bu maçta benim düşüncem e, yani Manchester City çok zor gol yiyen bir takım, Chelsea tutucu bir takım. Ben Az gollü bir maç bekliyorum ve yani iki buçuk alt da bana çok hı hı. E şey geliyor, e olası geliyor ama ben özellikle ilk yarısının çok dengede gideceği, ilk, ilk yarısının sıfırla biteceği bir maç bekliyorum. Benim hı. düşüncem bu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle söyleyeyim benim de iddia anlamında hani böyle bir bir gibi düşünüyorum. Sanki bir karşılıklı gol var denemesi yapılır. Ama ilk yarı beraberliğe de katılıyorum. Bence de ilk yarı hatta golsüz beraberlik ilk yarı. Tottenham Arsenal <laughs> bir başka derdi. Tottenham valla biliyorsun kupadan da elendi. Evet. Yani gol bile atamadılar. E, Tottenham Arsenal ben biraz burada Arsenal tarafındayım ama sen ne dersin? Şöyle söyleyeyim. E, oyun olarak sana katılıyorum. Son bir ayda bu iki takımdan hangisi daha iyi futbol oynuyor dersen ben de Arsenal tarafındayım. Arsenal daha iyi oynuyor, daha e, gelişimi, Arteta'nın bu sezon ortaya koyduğu gelişimi daha net görebiliyoruz. Conte skorları almayı başarsa da Tottenham oyun olarak öyle gümbür gümbür oynamıyor. Ama ben de burada taraf e, bahsinden ziyade ya da bir tarafa yönelmekten ziyade mi? ben bu iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Evet. Ee, i̇kisinin de savunmada da zaafları var. Ee, bu maçın gollü bir maç olacağını ya da en azından karşılıklı gol varı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, bu hafta düş, konuşmayı işte istediğim ya da seçtiğim son maçta Liverpool. Lider e, City'nin takipçilerinden Liverpool'un evet. Brentford'da oynayacağı maç. İç sahada oynayacaklar. Tabii Afrika Kupası Liverpool'da direkt da doğrudan etkiliyor. Evet. Ön tarafta e, birçok oyuncusu e, Afrika Kupasına gitti. Ama e, Liverpool'un ben bu maçı kazanacağını e, düşünüyorum. Evet. Çok da hani inanılmaz bir dua olayı söylemiyorum şu anda. <laughs> Hatta işte riski arttırmak isteyenler Liverpool'un handikaplı bir galibiyetini ya da evet. işte gol sayısı olarak birinin üzerine çıkabileceği bir galibiyeti de düşünebilirler bence. Evet. Bilmiyorum sen neden? Ben de yine Liverpool'dan şöyle söyleyeyim tabi oranlara göre de biraz hani buçuk veya 2.5 gol üstü Liverpool adına hı hı. bekliyorum. Arsenal maçında ise yine 2.5 gol üstü orada da seninle hemfikirim yine karşılıklı gol var da. Bir alternatif olabilir. Harika. Harika. Bakalım, <laughs> Bakalım haftaya görürüz. 3'te 3 üç yaparız. İnşallah. İnşallah yaparız. Erman'cığım ağzına sağlık. Çok keyifli bir programdı. Senin de ağzına sağlık. Güzel değerlendirmelerin için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Evet, Çok haftaya, teşekkürler. Evet haftaya görüşmek üzere. Bizden bugünlük bu kadar. nesne Premier'de haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.